MB Bilişim Teknolojilerinin sunduğu Teknovia devam ediyor. İşte görmek istediğimiz standlar bunlar aslında. Çünkü Arduino, Raspberry Pi, kodlama ile ilgili bütün aradığım detaylar burada. Önemli olan akıllı tahtayla ya da tabletle eğitim görmek değil. Akıllı tahtanın içerisindeki programları programlayabilmek, bu programları yazabilmek. Yani katma değeri yüksek nesil olabilmek. İşte eğer siz Arduino'yu kodlamaya başladıysanız bir aşamadan sonra bu işin ilk aşamasındasınız zaten. İlk merdiven basamağındasınız zaten. Hemen çocuklarımızla Arduino ile ilgili burada ne proje yapmışlar hep birlikte bakalım. Neler yaptınız çocuklar? Burada günlük hayatımızda kullandığımız ama farkında olmadığımız programları açığa çıkardık. Mesela farkında olmadığımız hangi programları? Mesela burada havanın sıcaklığını ölçerken içinde olan mekanizmalar var orada. Yani nemi, sıcaklığı değil mi? Bunlarla ilgili soğuk havayı, sıcak havayı ölçebiliyorsunuz. Ve bunu Arduino'nun üzerine koymuş olduğunuz bir sensörle yapıyorsunuz sanırım, öyle değil mi? Evet. Ne sensörüydü bu? Bu havanın nemini ölçme sensörü. Nem sensörü değil mi? Evet. Evet bakalım arkadaşın ne yapmış? Sen neler yapıyorsun burada? Biz burada günlük hayatta çok karşılaştığımız, özellikle de evlerinde çiçek olan kişilerin çok karşılaştığı. Mesela nem sensörü. Nem sensöründe çoğu zaman kuruyabiliyor bitkilerimiz. Çünkü yeterince su vermiyoruz. Ama buradaki sensör sayesinde bitkilerimizin sıcaklığı, nemini falan ölçüyor. Mesela şurada nemi iyi yeşil yanınca bu orta, bu da kötü. Yani vermen lazım oluyor. Bunda da buzzer'da da ses çıkıyor. Yani nemini, suyunu falan vermen lazım olduğunu söylüyor. Sen neler yaptın bakalım? Burada günlük hayatta karşılaştığımız sorunlarla ilgili bir sürü şey var. Dilem zaten anlattı toprak nem sensörü ile ilgili. Burada da havanın sıcaklığını ölçüyor. Burada yazıyordu. Sıcaklığa göre yükseltiyor bunları. Bu sesin yüksekliğine göre ledleri yansıtıyor. Bu en düşük, bu orta. Bunlar da en yüksek. Bunlar için çığlık atmamız lazım. Burada bir tane robotumuz var, arabamız. Bunları bugün yarıştıracağız. Yarıştırmayı düşünüyoruz. Bunlarla bunlara buzzer da takabilirdik. Böyle burada normalde oyuncak arabalarda olan içindeki bunların çalışmasını sağlayan sensörlerin iç görünüşü diyebiliriz. Evet. Peki buradan diğer arkadaşlarınıza bir mesajınız olur mu? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Gerçek hayatta farkında olmadan bir sürü teknolojik aletle karşılaşıyoruz ve bunların gerçek nasıl olduğunu öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Peki biraz da sosyal medya kullanımlarıyla ilgili bir şeyler de söylersen? Ben sosyal medyayı pek kullanmıyorum. Onun yerine bunun gibi şeylerle uğraşmak bana daha eğlenceli ve daha eğitici geliyor. Daha çok eğleniyorsun öyle değil mi? Evet. Peki sen? Bence arkadaşlarımız bence bu tür şeyleri bulamasalar bile bence başkalarıyla paylaşmalı. Belki hiç görmedikleri bir zaman bunu yapabilecekleri birisiyle paylaşırlarsa belki gördüğünüz gibi normalde biz böyle bir eğitimi görmüyorduk ama sonradan hocalarımız bizi seçti ve böyle eğitimler almaya başladık. O yüzden kimseden fikirlerini saklamasınlar. Böyle eğitimler sosyal medyadan ya da internetten daha mı eğlenceli sence? Evet, çünkü sosyal medya ve internette hiçbir şey faydalı vermiyor zaten. Ben herkese bunu söylerim. Ama burada öğreniyoruz ve tekrar böyle orada hazırdan var ama burada kendin yapıyorsun ve kendin yapınca böyle daha gururlu ve daha zevkli oluyor. Sen neler söyleyeceksin? Ne mesajlar vereceksin? Herkes bence Arduino yapmayı sevmeli. Bu Arduino Uno kartımız. Bunda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki fikirleriniz olsun. Düşünün. Sosyal medyada olanlara bir mesajım var. Vakitlerini öldürüyorlar. Orada kaç tane beğeni topladım gibi şeylere bakıyorlar. Onlar çok yanlış bence. Ben boş zamanlarında kodlama yapıyorum. Bunları yapıyorum. Biz burada 3D kalem isimli bir aletimiz var. Bu aletin arkasına filament denen çubuk şeklinde plastikleri koyuyoruz. Bu alet o plastikleri içinde ısıtıyor. Biz bunları normal kalem şeklinde sıkıp kurutuyoruz. Ondan sonra sıktığımız şey elimize bir obje olarak geçiyor. Bunlar kalem olarak, bir de bunların 3D yazıcı olarak var. Bilgisayardan, programlardan 3D olarak tasarlıyoruz objelerimizi.
yazıcıdan çıkartıyoruz. Normal kağıt yazıcı gibi ama bu 3D yazıcı. Mesela böyle bir şey tasarlamıştık. Bu normal bir bilgisayardan Windows programlarına falan tasarlandı. 3D yazıcıdan yine filament aracılığıyla, plastik aracılığıyla çıkartıldı, kurutuldu. Bilgisayardan tasarladığımız şey elimize gerçek hayatta geçmiş oldu. Mesela bu balık gibi, bu vazo gibi. Bu 3D yazıcılarla yani bilgisayardan ürettiğiniz şeyi kendi hayata geçirebiliyorsunuz. Sevgili izleyiciler, işte Arduino'nun mahareti, Raspberry Pi'nin mahareti, küçük bilgisayarlarla her şeyi tasarlıyoruz dedik. Burada da robot araçlar var, robot araçları tasarlıyorlar ama çok farklı. Bu robot araçlar galiba burada görüyorum çizginin üzerinde çizgiyi takip ederek gidebiliyorlar. Tıpkı insansız araçlar, insansız otomobiller gibi ya da bir engel gördüğünde kendinden durabiliyor ya da yönünü değiştirebiliyorlar. Yani kullandığınız sensöre göre aslında değişiyor gibi geliyor bana. Bakalım burada çocuklar bununla ilgili neler yapmışlar, nasıl başarmışlar bu işi? Aslında biz bunu yaparken nasıl desem, burada olacakları düşündük, geleceğimizi düşündük. Yani her gelecekte Arduino çok önemli bir yer alacak. Evet, mesleklerimiz yani geleceğimizi düşündüğümüz için biz böyle kodlamayla, Arduino ile ilgileniyoruz. Böylece gelecekteki mesleklerimiz de bize daha yararlı olabilecek. Bu yüzden Arduino yapıyoruz, kodluyoruz. Evet. Bu araçları nasıl yaptınız? Aslında biz bu araçları böyle göstereyim. Bu tarafta M1, M2 motorları var. Bunları takıyoruz. Ondan sonra burada kablolarla birleştiriyoruz. Aracı kodluyoruz. Evet, daha sonra bu kızılötesi kumandalar oluyor. Buradan kızılötesi ışınlar gönderiyorlar ve böylece araba da onları algılıyor ve çalışmaya başlıyor. Ben burada isterseniz size gösterebilirim. Böyle yön tuşlarını kullanarak arabayı yönlendiriyorum. Evet. Böyle ileri, geri gidiyor. Kodluyorsun ve gidiyor. Evet. Sanki senin telefon varmış. Evet. Ne yapıyorsun? Bu telefon şu an bunu arabayı kontrol etmeyi sağlıyor ama bu arabayı kontrol ediyor. Mesela bunu şimdi şöyle bir alalım. Bu şekilde ilerleyebiliyor. Ondan sonra bunu açtığımızda engelden kaçma modu. Engellerden kaçıyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Şunu bir kapatalım. Kapatabilirsek. Evet. Bu şekilde oluyor. Çocuklara, diğer arkadaşlarımıza ne tavsiyelerde bulunursunuz? Yani sosyal medyada gezinmek mi, internette gezinmek mi daha güzel, yoksa böyle kendiniz dokunarak, yaparak, eğlenerek geliştirmek mi güzel? Böyle geliştirmek bence daha güzel. Böylece kendileri yaptıklarından zevk alıp yani gururlanabilirler. Bunu ben yaptım, çalışıyor diye. Böyle kendileri araba yapıp oynayabilirler satın alacaklarını. Bu arabaların dışında farklı araçlarda yapabiliyor musunuz aynı Arduino'yla? Aynı Arduino'yla aslında farklı araçlar yapılabilir. Mesela bu Arduino'ya drone gibi bir sürü insansız hava aracı yapılabilir. Mesela bu şu anda insansız bir yer taşıtı. Yani mesela bunu biraz daha farklı bir şekilde uyarlayıp insansız hava araçları da yapabiliriz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, işte çocuklarımız böyle kendileri yapıyorlar. Kendileri başlıyorlar, adım atıyorlar. En önemli olay da zaten adım atmak, bir yerden başlamak. Hayalleri için o yola çıkmak, o yolculuğa çıkmak. Ben size şimdiden söyleyeyim. Bu yolculuğun sonu Türkiye'nin gelecekten yana yükselmesi, adaletten yana, barıştan yana, özgürlükten yana yeni Türkiye'nin, yeni dünyanın ihya ve inşası için temeller atması anlamına geliyor. Biz buradan çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelecekleri bugünden kutlu ve mutlu olsun diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, işte görüyoruz çocukların neşesi, mutluluğuna diyecek yok. Böyle bu bilişim şenliğinde de, bilim şenliğinde de eğleniyorlar. Dokunarak ve görerek öğreniyorlar. En önemlisi aslında bu. Çok güzel bir gün, unutulmayacak bir gün yaşıyorlar. Ve gelecekte bu günü gerçekten çok güzel hatırlayacaklar. Evet, şimdi bu standdayız ama bu standın ne olduğunu standın başındaki görevliden alalım. Hem kendisini tanıyalım. Bakalım neler yapıyorlar. Bu standın amacı ne?
Hocam Bilal Şahin, EduTech, EduPlay olarak buradayız. Buradaki ürünler patates nişastasından yapılıyor. Gıda boyasıyla boya renklendirilmiş. Hiçbir sağlıksal tehdidi yok. Bunu ıslatıp yapıştırabiliyor çocuklar. Malum biliyorsunuz çocukların hayal gücünün sınırı yok. Biz de bunları destekleyici eğitim materyallerini EduPlay olarak çocuklarla buluşturuyoruz. 3 yaşından 99-100 yaşına kadar bütün herkes bununla etkinlik yapabilir. Şimdi bir tane çocuğumuz burada şey yapmış, bak bir tane hemen hayal gücü dedin ya. Evet, bakın elinde sevgili izleyiciler görüyorsunuz, hemen önümde, gözümün önünde 2 dakikada kendi silahını yaptı. Çok güzel aslında, hayal kurmak çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var, çocukların hayal gücünün sınırı yok. Yani şu an eğitim sistemine baktığımız zaman çocuklar çok daha iyi yetişebiliyor. Hayal gücünün de sınırı olmadığı için bununla her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Düşündüğü, gördüğü. Bizim burada kendi etkinlik kitabımız var, kitapçığımız var. Biz bunu veriyoruz ama çocuk gördüğünüz gibi ortaya çok farklı şeyler koyabiliyor. Hayal gücüyle beraber. Biz bunu destekliyoruz. Sevgili izleyiciler, biz de diyoruz ki ne kadar büyük hayaliniz varsa gerçekleştirecekleriniz de o kadar büyük olacak. İşte bugün burada özel İstanbul Medeniyet Ortaokulu'ndaki çocuklarımızın hayalleri geleceği gerçekleştirmekten yana çok büyük. Bunları öğrenciler kendileri yapıyorlar. Aslında amaç mekanizmanın kendisini anlatmak. Hem tanımak hem anlatmak. Yapısını öğrenmesini sağlamak. Aslında şimdiden çocukları geleceğe hazırlayan burada simülasyonları görüyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Şu mesela bizim lise seviyesine sunduğumuz bir ürün ama bu 5 eksende çalışabilen bir robot kol. Bunun modellemesini öğrencinin kendisi yapıyor. Üzerindeki yazılımı neyle yapıyorsunuz? Ne var? Arduino mu var? Raspberry Pi mi var? Tamam, mantığıyla bilgisayar üzerinden kodlayıp beyin üzerine atıyor yazılımı ve istediği yazılım buradan çalıştırıyor. Orada bir EEPROM var. EEPROM'un üzerine yazıyor. Evet. Oradan da çalıştırıyor, öyle mi? Ne istiyorsa onu yapabiliyor. Sadece standart bir hareket yapmıyor. Program neyse ona göre hareketlerini sağlıyor. Evet. Aslında yapay zeka dediğimiz olay burada devreye giriyor. Sizin tasarlamış olduğunuz ve verdiğiniz konutları buradaki CNC tezgahı da olabilir, değil mi burası? Evet. Herhangi bir şey de olabilir. Sizin verdiğiniz komutları harfiyen uyguluyor ve böylelikle işler daha çabuk bitecek ve daha kolaylaşacak. Biz Scratch'te bir oyun yaptık. Kodlarını yazdık. Sonra da Mac kartıyla birlikte şu duvarda gördüğünüz balonu yerleştirdik. O balonla topa attığımız zaman Scratch'teki oyundaki balonlar patlıyor. Ne kadar puan, 30 saniye içinde ne kadar puan kazanırsak kişi onun ödülünü alıyor. O zaman bir gösterir misin bakalım nasıl çalışıyor? Oyunu yöneten kişi yeşil bayrağı tıklıyor ve oyun oynayan kişi şuradaki gördüğünüz alüminyum folyoya topu fırlatıyor. Şurada puan skorunda da puanları yazılıyor. 30 saniye içinde de o puanları toplamaya çalışıyor. Evet. Şimdi yanında Kerem var, bir delikanlı. Diyoruz ya her zaman, genç münevverlerimiz var, delikanlılarımız var, alim, bilge, bilim adamlarımız, devlet adamlarımız var. İşte geleceğin devlet adamı, geleceğin belki mimarı, geleceğin belki de cumhurbaşkanı. Ne yaptın? Kerem, bir anlat bakalım bize. Körler ve sığırlar için kapı zili yaptım. Amacı körler ve sığırlara, sığırların hayatını kolaylaştırmak ve onlara engelsiz bir hayat sunmak. Projemin yapılışı pilden olsan bir güç kaynağımız var. Bu güç kaynağından sistem harekete geçirecek butona bir kablo çektik. Hem de güç kaynağından çektiğimiz diğer bir kablo ile aynı anda alarmımız ve ışığımızın aynı anda çalışmasını sağlamak için bir direnç noktası koyduk. Hareket butonuna bastığımızda aynı anda
hem ışığımız yanıyor hem de alarmımız çalıyor. Evet. Sevgili izleyiciler, işte bizim parkımız ne biliyor musunuz? Belki dünyanın en iyi yapay zekasını yapıyor olabilirsiniz ya da dünyanın en iyi robotunu yapıyor olabilirsiniz. Bir şey eklemiyorsanız ona, yaptığınız işin bir anlamı ya da bir hükmü yok. Bizim mühendislerimiz, bizim evlatlarımız yaptığı işe bir de ahlak ekliyorlar. İşte bizim farkımız bu. Ahlaklı, ferasetli ve imanlı bir şekilde bunları geleceğe taşıyoruz. Bakın çocuklarımız hayvanlar için neler yapmışlar. Kendinden dinleyelim. Hayvanlar akşamları ve sabahları çöpten yemek arıyorlar. Ve ben de böyle cihazlı bir mama kabı yaptım. Bu kabloyu buraya taktığımızda mama bitmiş olunca alarm ve ışık yanıyor. Sonra mamayı koyduğumuzda da hayvanımız güzelce yemeğini yiyebiliyor. Fazla söze gerek var mı? İşte buluşu, işte düşüncesi. Yarınlar bizim çocuklarımızla, bizim evlatlarımızla şekillenecek. Yine doğa dostu bir proje, yine hayvanlar düşünülmüş. Yürüyen bir hayvan barınağı. Rahatlıkla hayvan barınağını başka bir yere taşıyabiliyorsunuz ama bu fikir nereden çıkmış? İşte bu küçük dehadan çıkmış. Bakalım nasıl düşündü, niye düşündü? Evimi hayvanlar için yaptım. Hayvanlar yağmur yağarsa ya da her yerde masum olarak kalırlarsa bunun içine girebiliyorlar. Herhangi bir yere koyuyorum, bahçeye koyuyorum. Orada korunmaları için hayvanlar içine girebiliyorlar. Evet, biz işte genç müdevlerimizi tebrik ediyoruz. Gelecekten yana hayvanları düşünen bir proje yapmış. Sevgili izleyiciler, bugün yayına başladık. Bu güzel kızımız en başından itibaren yanımdan ayrılmadı. Benim de projem var diye. Onu ekrana getirmezsem olmazdı. Bakın burada bir projesi var. Bakalım bu tatlı kızın yaptığı proje neymiş? Ben bir saray yapmak istedim. Hem evdeki eşyalarımızı çöpe atmadan geri dönüşüm yapabiliriz. Hem de bebeklerimle beraber oyun oynayabiliriz diye. ve bu projeyi yaptıktan sonra buralara getirmek, yapmak çok zor oldu. Ama değdi gerçekten. Çok sevdim. Annem ve ablamın yardımı olmasaydı yapamazdım. Onlara da buradan kocaman bir teşekkür edelim, evet. O zaman. Çok teşekkür ediyorum, evet, onlara. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten projende, senin geleceğinde güzel olsun, bahtın açık olsun, yolun açık olsun diyoruz. 3. sınıftan 8. sınıfa kadar bu etkinlik setleri var. Bizim amacımız şöyle. Etkinlik setlerimizi biz uygun fiyatlı yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. %100 yerli. Bütün çocukların bu etkinlik setlerine ulaşmasını istiyoruz. Çünkü daha biz çocuklarımıza bilgiyi öğretemedik. İlk öncelikle bilgiyi öğretmemiz lazım. Daha sonrasında çocukların hayal kurdurarak onlara farklı etkinlik setlerine, farklı dünyaları keşfetmesini sağlayabiliriz. Evet, üstadım bu bir farklı bir dert aslında. Yani şu anda bir gelecek nesilden bahsediyoruz ama Türkiye'de hala ben bunun aşıldığına inanmıyorum. Bir teknoloji anlamında da büyük projeleri ekranlara taşıyoruz ama şunu anlatamadık. Bakın Fransa'da dahi akıllı tahtalar ya da tabletler, telefonlar kaldırıldı. Amerika'da yok, Almanya'da yok. Bizde sıkıntı var, problem var. Bunu dillendirmeye çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Dediğiniz çok doğru. Bizim öğrencilerimiz haftada 24-25 saat ders yapıyorlar, ödev yapıyorlar okullarda öğretmenlerin verdiği. Bu oranlar dediğiniz gibi Fransa'da, Almanya'da, Finlandiya'da, gelişmiş ülkelerde 10-11 saatlerde. Yani burada aslında çocuklarımız ellerinden geleni yapıyor. Demek ki çok verimli değiliz bu konuda. Buradan da teorinin içine biraz daha pratiği artık eklememiz zamanı geldi diye düşünüyoruz. Çünkü kalkınacaksak, diğer ülkelere rekabet edeceksek, ekonomimiz güçlenecekse ancak bu çocuklar yönetecek ülkeyi 15-20 yıl sonra. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi tasarlayacak olan da bu çocuklar. Bu çocuklara önem vermeliyiz. Bu çocuklara bilgiyi doğru vermeliyiz ki onlar da bizi güzel yerlere getirsinler. Evet, evet sevgili izleyici, aslında Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda adımlar atmaya başladı. Öğlene kadar sayısal, sözel dersler, öğleden sonra kendini geliştirecek, el becerisini geliştirecek, el becerisini geliştirdikten sonra fikirleriyle birleştirecek projelere artık imza atmaya başlayacak. Biz bunun bir an önce hızlanmasını ve okullarımızda hayata geçmesini arzu ediyoruz. Buradan da
bir mesaj göndermiş olalım efendim. Sevgili izleyiciler, biz önceki programlarda da şunu söyledik. Sizin düşünmenize gerek yok. Dünyaya seslenmiştik. Çünkü biz sizin yerinize de düşünüyoruz. Bakın, buradaki çocuklarımız bugünden düşünmeye başladılar. Ve bugünden yarını şekillendiriyorlar. Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendiriyorlar. Her birinin elinde farklı proje var. Ve farklı projeyle geleceğe daha emin adımla yürüyoruz. Biz buradan hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, burada Özel İstanbul Medeniyet Ortaokulu'nda bilim şehirliğini düzenleyen okul müdürümüz Mustafa Ertürk yanımızda. Tabii çok güzel bir etkinlik yapılmış hocam burada. Çocukların gelecekten yana adım atması için çok önemli bir proje. En güzeli de her zaman benim öncelediğim bir olay var. Dokunarak, eğlenerek, kendileri yaparak ve geliştirerek aslında öğreniyorlar. En güzel tarafı da bu. Neler söyleyeceksiniz? 2023 vizyonu kapsamında biz de okulumuzu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda anaokulundan tutarak ortaokulun sonuna kadar bütün öğrencilerin önce hayal etmesini istedik. Daha sonra onları tasarlamalarını ve üretmelerini istedik. Bu üretme süreci sonucunda belli bir süreç aldı tabii ki. Daha sonra onları burada sergilemelerini istedik. Ve gördüğünüz gibi alanda bir sürü katılımcı var. Bu katılımcılar öğrencilerin yanlarına gittiklerinde yaptıkları projeleri, nasıl hazırladıklarını, nasıl bir süreç izlediklerini velilerine, misafirlere anlatıyorlar. Ve bu anlamda da çocuklarımızın sunum yapma özellikleri de gelişmiş oluyor. Kendilerine güvenleri geliyor. Yaptıkları projeleri daha farklı nasıl özellikler katabiliriz diye bunların araştırmaları içerisine giriyorlar. Bu sene ilkini denedik. İnşallah önümüzdeki yıl yaptığımızda daha farklı projelerle sizlerin de karşısına çıkmış olacağız. Ve böylelikle de çocuklarımızın hayal edip, üretip, tasarlama yönlerinin gelişmesini sağlayacağız. Bu anlamda da bütün velilerimize de katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Çünkü onların da bize çok büyük bir katkısı oldu, emekleri oldu. Hep beraber bu sergiyi hazırlama sonucunda da böylelikle meydana çıkmış oldu. Sevgili izleyiciler, dünyadaki ve Türkiye'deki en son teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren Teknovya bugün Özel İstanbul Medeniyet Ortaokulu'ndan yayını gerçekleştirdi. Bugün de Teknovya'nın sonuna geldik. Görüşmek üzere, size haftaya kadar. Emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Bu güzel çocuklarımızla birlikte sizi haftaya kadar Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. MB Bilişim Teknolojileri Teknovya programını sundu.